Arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi ister kendinize yelek yapabilirsiniz, çeyizlik yelek yapabileceğiniz ya da etol şal olarak uyarlayabileceğiniz harika bir model anlatacağım. Kelebek desenli, çok hoş, çok güzel. Genelde kız çeyizlerine yapılıyor arkadaşlar bu model. Ben çok benzerini sık iğne olarak yapmıştım. Bu sefer de trabzan olarak anlatacağım inşallah. İki çeşit ip kullanacağım arkadaşlar. Size şöyle yaptığımı göstereyim. Bunu angora simsiz şal ipiyle ördüm. Çok hoş oldu, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi modelimiz de çok hoş, çok güzel. Böyle örmeye değer. Hiç kafa karıştıracak bir yeri yok arkadaşlar. Çok kolay. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Size de bu şekilde büyük bir parça anlatacağım. Detaylı anlatacağım inşallah. Şöyle bir de Alize'nin yeni simli şal ipiyle bu şekilde ördüm. Bunda da çok güzel oldu. Bu ipi daha tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Simli Alize şal. Böyle. Hem de çok ütülemeye gerek yok arkadaşlar. Kalıp gibi duruyor. Bunu da ütüleyebilirsiniz. Size kalmış. Yapıp ütüleyebilirsiniz. Bunu da ütüye gerek yok diye düşünüyorum. Evet, yine buradaki gibi 3 desen anlatacağım. Böyle baya bir büyük bir parça anlatacağım inşallah. Hakkıyla anlatabilirim. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yoruma istiyorum yazmanız yeterli. Sizi çok seviyorum. Hemen isterseniz şöyle yapımına geçelim. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tığ da elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben genelde aynı tığları kullanıyorum. İpim ince olduğu için 6 numara 1,4 mm'lik tığ ile öreceğim. Zincir boyutu ne örmek istiyorsanız biraz fazladan zincir çekin arkadaşlar. Fazla gelirse keseriz. Sorun olmaz. Evet. Ne sıkı ne geniş bu şekilde zincirimizi çekelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, zincirimi tamamladım. Ben yine de sayı vereyim arkadaşlar. Fazla olursa beraber keseriz. 85 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire trabzan yapıyorum. Evet. Bir tane daha trabzan yapalım sıradaki zincire. Baştaki zincirle birlikte 4 tane trabzanım oldu. Ben bunları kenar trabzanı olarak kabul ediyorum. Siz yelek yapıyorsanız ya da hırka yapıyorsanız arkadaşlar daha fazla sayıda trabzan yaparsınız. Ben uzun tutmak istemiyorum. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Aşağıda zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3.ye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. 4 zincir. Bu sefer sık iğne yapacağım. 1, 2, 3. zincire sık iğne. Bir sık iğne bir trabzan yapıyoruz. 4 zincir. Tığıma doladım. 1, 2, 3.ye trabzan. Bir sık iğne bir trabzan yapıyoruz. 4 zincir. Trabzan yapmıştım. Şimdi sık iğne yapacağım. 1, 2, 3.ye sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. 1, 2, 3.ye trabzan. Evet, şöyle göstereyim. Her desenimiz bu iki sık iğneden oluşuyor. Trabzanları saymıyoruz. Her desen iki tane sık iğneden oluşuyor. Yani şurayla şuradaki trabzanla şuradaki trabzan arası bir desen. Yani çift sayı. Bu sık iğnelerimiz çift sayı olacak. O şekilde ayarlarsınız arkadaşlar. Bu sık iğnelerimiz 10 tane olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, tamamladım. Şöyle beraber sayalım arkadaşlar. Sık iğnelerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de bu 10 tane oldu.
doladığım kenar trabzanlarımı yapacağım. 1, 2, 3. trabzan. Sıradaki zincire trabzan. Sıradakine 3. trabzanı yaptım. Sıradaki zincirime 4. trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Evet, şöyle kesebiliriz dediğim gibi. Şöyle şuradan kesiyorum. Fazla gelen zincirimi şöyle çektirirsin. Ben uzaktan kestim ama şuradan kesip son 3 tane zincir kalasıya kesip çektirirseniz yeterli arkadaşlar. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, 3 zincir çekmiştim. Çevirdim. Tığıma doladım. İlk trabzana batmıyorum. İkinci trabzana trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzana trabzan. Sıradakine 4. trabzanımı yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığıma doladım. Karşıdaki trabzanı sık iğne batmıyorum. Karşıdaki trabzanın tepesine trabzan. Bu şekilde 6 zincir, 2, 3, 4, 5, 6. Tığıma doladım. Karşıdaki trabzan, yani sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sık iğneye batmıyoruz. Bu şekilde. 6 zincir, 2, 3, 4, 5, 6. Doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 6 zincir, 2, 3, 4, 5, 6. Sıradakine trabzan. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, ikinci sıranın sonuna geldim. Son kenar trabzanlarımı yapıp üçüncüyü yapıyorum. Şimdi dördüncü trabzanı da zincirin üzerine yaptım. İkinci sırayı tamamlamış oldum. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığıma doladım. Birinci trabzan değil, ikinci trabzanın üzerine trabzan. Her birini bir batarak ilerliyorum. Evet, 4 tane trabzan yaptım. Şimdi ilk desenimi bu iki kutucuğun üzerine kuracağım. Şöyle şuradan göstereyim. Buradaki gibi arkadaşlar. Tığıma doladım. Bu zincire alttan girerek 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına alttan girerek 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan. Evet, bu ikisi bir desen olacak. 4 zincir çekiyorum. Burayı yapacağız şimdi. Ara deseni. 1, 2, 3, 4. Sıradaki zincirin ortasına gelecek şekilde sık iğne, yani başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Trabzanın tepesine trabzan. 4 zincir. Sıradaki 6 zincirin ortasına gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Evet, şöyle şunları da kelebek diyelim arkadaşlar. 2 tane kelebek yaptıktan sonra yine trabzan yapacağız. Buradaki gibi. Desen başlangıcı. Tığıma doladım. Buradaki zincire alttan girerek 5 tane trabzan. 2, 3, 4, 5. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına da yine 5 tane trabzan. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Evet, 2 tane zincir yuvasına trabzanlar yaptık. Şimdi 4 zincir çekiyoruz.
Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 4 zincir. Sıradaki zincir yuvasının ortasına sık iğne, 4 zincir. Trabzanın tepesine trabzan. Evet. Bir desen yaptıktan sonra trabzanları yaptıktan sonra 2 tane kelebek yaptık. Şimdi buraya da desen yapacağım. O yüzden trabzan yapıyorum. Zincir yuvasına 5 tane trabzan. 2 oldu. 3 4 5 Sıradaki trabzan tepesine bir trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 5 tane trabzan. 1 2 3 4 5 Sıradaki trabzan tepesine trabzan. Her birine bir batarak 3. sıramı tamamlamış oldum. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığıma doladım. Her bir trabzana bir trabzan yaparak buraya kadar gelelim. Evet, her bir trabzana bir trabzan yaparak buraya kadar geldim. Yani kelebeğe kadar geldik diyelim. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve her birine bir trabzan yaparak buraya kadar gelelim. Evet, trabzanlarımı yaptım. Şöyle sayalım isterseniz. 3, 6, 9, 12, 13 tane trabzan yaptım. 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Evet, her bir trabzana bir trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, 4. sıramı da tamamlamış oldum. 3 zincir çektim, çevirdim. İlk trabzan değil, ikinci trabzana trabzan yapıyorum. Ve her bir trabzana bir trabzan yaparak buraya kadar gelelim. Evet, trabzanlarımı tamamladım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 6 zincir çekmiştim. Bir alt sırada burada gördüğünüz gibi ortasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Trabzanın tepesine trabzan. 4 zincir. Sıradaki zincirin ortasına gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve her birine bir trabzan yaparak yine ilerliyorum. Evet, bu sırada hiçbir işlem yok arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Trabzanların üzerine trabzan yapılacak. Burada da aynı şekilde. Burada kelebeklerimiz de oluşması için 4 zincir başına dolamadan batacağız. 4 zincir trabzan yapacağız. Burada olduğu gibi. Bu sıramızı tamamlayalım. Gördüğünüz gibi sıramı tamamladım. 5. sıramızı da tamamlamış olduk. Bu sırada desenlerimizi oluşturacağız. Şöyle en son 3 zincir çektim, çevirdim. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Yan yana trabzanların her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, son trabzanın üzerindeyim. Onu yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Bakın 4 sıra trabzanım var. İlk sıra trabzanımın üzerine iniyorum. Bakın altına iniyorum. Buradayım. İlk sıra trabzanımı bu şekilde başına dolamadan batacağım.
3 zincir çekiyorum. 2, 3. Şöyle bu şekilde çevirdim. Tığıma doladım. Bu oluşan zincire, yuvaya baştaki zincirle birlikte 7 tane trabzan. Evet, 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Evet, zincirle birlikte 7 trabzanım oldu. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde tutuyorum. Şimdi bakın yine ilk trabzan sırasında, bu desenin ilk trabzan sırasında şöyle sağ taraftan itibaren sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. trabzana. 4. trabzana bu şekilde başına dolamadan batıyorum. İlk sıranın 4. trabzanını sağ taraftan sayarsak. Başına dolamadan battım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu oluşan zincire yine trabzanla birlikte 7 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 7 trabzan. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Evet. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sefer bu şekilde tutuyorum. Yukarıdan sayıyorum. Bakın. İlk zincirim bu. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine bu şekilde girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ya da sık iğne yapabilirsiniz. 3 zincir. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Bu zincire yine baştaki zincirle birlikte toplamda 7 tane trabzan. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Tığıma doladım. Bakın şimdi buradaki zincirime geçiyorum. 12 tane zincir çekmiştim hatırlarsanız yarısına. Yarısına trabzan yaptık, buraya geçmiştik. Şimdi diğer yarısına da bu şekilde hiç zincir çekmeden buraya da 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, şöyle şeklini göstereyim. Gördüğünüz gibi oluştu. 7 trabzandan sonra buradaki son trabzanın tepesine şöyle tığ batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Oraya sabitlemiş oldum. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk desenimizi tamamladık. 6 zincir çektik. Tığımıza doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 6 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet. Buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi son trabzanın üzerindeyim. Trabzanımı yaptım. 12 tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle bakın. Bir geriye doğru 1, 2, 3, 4. Yani ilk sıradaki trabzanımı, son trabzanımı bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde çevirdim. Tığıma doladım. Baştaki zincirle birlikte toplamda 7 tane trabzan olacak. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. 7 trabzan yaptıktan sonra 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde tutuyorum. Karşıdaki ilk sıra birinci trabzanıma böyle başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Bu şekilde çevirdim. Tığıma doladım. Bu zincire de 7 tane trabzan olacak. 4 oldu. 5, 6 ve 7. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde tutuyorum. Sağ taraftaki ilk trabzana
Tığım batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Bu şekilde zincirimi tutuyorum. Tığıma doladım. Zincirle birlikte 7 trabzan. 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığıma doladım hiç zincir çekmeden. Buradaki zincirime trabzan yapıyorum. Yine 7 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan yaptıktan sonra bu trabzana, son trabzanıma tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Evet, burada ne yapacağız? Kenarda var. 13 tane. Buradaki desenimiz kutucu desenimiz 13 trabzandan oluşuyordu. 13 trabzan öreceğiz. Son yani 4. trabzanımız kalacak. Onun üzerinde kelebek yapacağız. Evet. Dediğim gibi 13 tane trabzan yaptım. Buradan da sayarsak 4. trabzanın üzerindeyiz. Ne yapıyoruz? 12 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6'a iniyorum. Birinci sıra trabzan sırasının 1. Soldan sayarsak 1, 2, 3, 4'üncüye bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çevirdim. Bundan sonra bilirsiniz arkadaşlar. Diğer ikisini yaptığım gibi yapacağım. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıra desenleri yerini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ilk sıra desenim oluştu. Şimdi ikinci sırada bu boşluklara kelebek yapacağız arkadaşlar. Şöyle şurada göstereyim bakın. İlk sırada 3 taneymiş. İkinci sırada, ikinci desen sırasında burası kutucuk yani boşluk olacak. Bu aralar desen olacak. Yani iki desen yapacağız. Yerini beraber ayarlayalım. Şöyle 3 zincir çektim, çevirdim. Kenar trabzanım 4 taneydi. İlkini değil, ikinciye trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan 3 oldu. Şöyle sıradaki ne kelebek batmıştık hatırlarsanız onun üzerine de 4. trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Şöyle trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. 1, 2, 3'üncüye trabzan. 4 zincir. 1, 2, 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Son trabzanın tepesine trabzan. Evet, 2 tane küçük kelebek yaptık. Şimdi tığımıza doladık. Buraya desen oluşması için trabzan yapacağız. Zincir yuvasına 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradaki zincir yuvasına 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Buradaki trabzanın tepesine trabzan. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. trabzanın tepesine başına dolmadan batıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3'üncüye trabzan. 4 zincir. 1, 2, 3'üncüye başına dolmadan batıyorum. 4 zincir. Son trabzanın tepesine trabzan. Evet, buradaki 6 zincir yuvasına gelince 5 tane trabzan. 1, 2, 3. Hızlı yapıyorum eminim anladınız. 4 ve 5. Trabzanın tepesine 1 trabzan. Sıradaki zincir yuvasına 5 trabzan. 1,
2, 3, 4, 5. Son trabzanımı da şöyle tutuyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3. başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3. trabzan. 4 zincir. 3. başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3. trabzan. Ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane. 2 oldu. 3 ve 4. 3 zincir çekiyorum. Evet, her desenimiz 4 sıradan oluşuyor. 4 sıra trabzan sırası. 4. trabzan sırasında trabzanları bitirdikten sonra buradaki kelebek desenini vereceksiniz arkadaşlar. Artık bilirsiniz. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Şöyle şuradan göstereyim bakın. Bu şekilde ilerliyor. 3, 2, 3, 2 diye sıralama bu şekilde devam ediyor. Böyle beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.